Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomda sizlerle beraber demir döküm marka Nitromix cihaz nasıl kullanılır, ne yapmak lazım kombiyi kullanırken bu konu hakkında kısaca bilgiler vereceğim. Şimdi arkadaşlar cihazımız yaz modunda görmüş olduğunuz gibi ekranda sadece musluk işareti var. Öncelikle cihazımızı kış moduna alıyoruz arkadaşlar. Kış modunu alırken hemen moda yazan tuşun altındaki tuşa bir defa bastığımızda ekranda petek resmi çıkacaktır arkadaşlar. Ve böylece cihazımız petek konumunda çalışmaya başlayacaktır. Şimdi peteğin derecesini nasıl ayarlayacağız arkadaşlar? Şunu direktmen çevirdiğimiz zaman olmaz. Öncelikle yapmamız gereken arkadaşlar buradaki tuşa bir defa basacaksınız. Bastığınız zaman petek yanıp sönecek arkadaşlar. Şu şekil kaç derece istiyorsak ona göre ayarlayacağız. Yani biz kış ayları için ilk zamanlar 40 dereceye öneriyoruz arkadaşlar. 40 derece idealdir. Yani bölge bölge soğukluk, yani bazı bölgeler daha çok soğuk oluyor. Bu bölgelere göre değişir. Onun akabinde arkadaşlar sıcak suyumuzu, yani duşta kullandığımız suyun derecesini ayarlamak için de tekrar bir defa bastık. Petek yanıp söndü. Bir defa daha basıyoruz arkadaşlar. Bu kez musluk yanıp sönüyor. Yine şu tuşu şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekran oynuyor. Kaç derece istiyorsak. Sıcak suyu da genelde biz 50 derece olarak öneriyoruz arkadaşlar. Cihazımız şu anda kış modunda petekler çalışıyor. Bekliyoruz. Bakın geldi. Yaz moduna almak için tekrar dediğim gibi arkadaşlar bu tuşa bir defa bastığımız zaman petek ekrandan gitti ve cihazımız şu anda yaz modunda. Ekranda bir harfli bir kod gördüğümüz zaman yani şöyle ki arkadaşlar. Burada rakam dışında bir harf varsa cihazımızda bir arıza oluşmuş demektir. Şuradaki reset tuşuna bir defa basıp bıraktığımız zaman arızamız düzelecektir. Şimdi bu tarz kombilerde arkadaşlar eski kombiler gibi kol saatine benzer bar göstergesi olmaz 1 2 3 4 diye. Bunu da hemen görmüş olduğunuz gibi burada 1.8 bar yazıyor arkadaşlar. Bu idealdir. Yani ideal seviye 1.4 ile 1.9 arasıdır arkadaşlar. Bu eğer ki düşükse cihazımız su basınç arızası verebilir. Bunun yükselmesi de arkadaşlar hemen şöyle eğildiğimiz zaman şurada mavi bir doldurma musluğumuz var arkadaşlar. Bu doldurma musluğunu şöyle sola doğru çevirdiğimiz zaman barımız yükselir. Tabi bunu çevirdiğimiz zaman arkadaşlar gözümüz burada olsun yoksa fazla su basarsak bu kez kombinin altından su akıtması olur. Bu da ekstra bir masraf açar size arkadaşlar. Dediğim gibi hemen altında biraz daha geriden çekeyim. Görüyorsunuz arkadaşlar karanlık olduğu için ben tam net gösteremiyorum. Şuradaki şöyle çevirdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bar göstergemiz yükselecektir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Detaylı bilgi almak istiyorsanız yorum kısmına yazın. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Hoşçakalın.